Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Kasım aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, 21 Kasım'a kadar Güneş Akrep burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Kasım ayına güçlü etkilerle başlıyoruz. Çünkü Ekim ayının sonunda 31 Ekim'de Boğa burcunun 8 derecesinde Uranüsyen güçlü bir dolunay meydana geldi. Dolayısıyla Kasım ayının ilk günleri bu tesirler devam edecek. Ve üstelik sizin için de güçlü bir dolunay bu. Sürprizli, heyecanlı, beklemediğiniz bazı durumlar da ortaya çıkarmış olabilir. Hani ev yuva temalarında, ailevi konularda stresler de oluşturabilir. Bazı sürpriz değişimler de meydana getirebilir. Ve Kasım ayının ilk günlerinde özellikle bu aile yuva temaları ve genel toplumdaki belki kariyerle ilgili planlarınız etki altında kalabilir. Evet, Ekim ayında birçok retro gezegen tesirleriyle, zor gezegen açılarıyla aslında zorlu günler geçirdik. Kasım ayı Ekim'le kıyasladığımızda daha rahat ilerleyebileceğimiz bir ay. Retrolar bitecek artık. 3 Kasım'la beraber Merkür Terazi burcunda ilerlemeye başlayacak. 11 Kasım'a kadar Terazi burcunda, 11 Kasım'dan sonra ise Akrep burcunda ilerleyecek. Artık bazı planlarınızı, projelerinizi, düşüncelerinizi daha rahat hayata geçirebilirsiniz. Ertelediğiniz seyahatleri yapabilirsiniz. Yazışmalarda, görüşmelerde, randevularda olan gecikmeler veya hukuksal alanlarda yaşayabildiğiniz bazı karışıklıkları giderebilirsiniz. Ve ayın 11'inden sonra özellikle kariyer hedeflerinizle ilgili geleceğe dair plan ve programlarınızı daha rahat hayata geçirebilirsiniz. Gerekli kişilerle irtibatlar kurabilir, bilgi paylaşabilir, yazışmaları yapabilir. Hatta bazı anlaşmalar, sözleşmeler içinde daha rahat olabilirsiniz. Ve 14 Kasım'da Koç burcunda son 2 aydır gerilemekte olan Mars düzelecek. 14 Kasım'dan itibaren ileri harekete dönüyor. 6 Ocağı kadar da Koç burcunda olacak, 3. evinizde. Ama bu süreç en azından Mars ileride olduğu için ve güçlü olduğu için o düşündüğünüz fikirlerinizi, düşüncelerinizi daha rahat paylaşmanızı, başkalarıyla daha rahat anlaşmanızı, daha rahat hareket etmenizi de sağlayacak. Enerjinizi arttıracak, cesaretinizi arttıracak. Ama Mars retrosu ister istemez biraz geciktirdi bazı konuları. Tıkanıklıklar yarattı ya da çatışmalar, yani iletişim sorunlarını daha fazla açıktı. Şimdi özellikle yakınlarınızdaki kişilerle daha rahat enerjisel anlamda temas kurabilir. Hani düşündüğünüz fikirleri uygulamaya koyabilirsiniz. Bu seyahatleri de daha rahat yapabileceğiniz anlamına geliyor. Fiziksel anlamda da enerjiniz gerçekten güçleniyor. Biraz daha spor yapmanızı, fiziksel anlamda hareketli olmanızı da öneririm bu dönem içerisinde. Ve 12 Kasım'da Oğlak burcunda Jüpiter-Plüto kavuşumu etkinleşiyor ki 2020'nin en güçlü açılarından birisi. Büyük güç anlamına gelir. Büyük kavuşum olarak tanımlanıyor. Aslında finansal konularda, yönetimle ilgili konularda, biraz da kolektif alanda bunun tesirlerini hissedebiliriz. 12. evinizde hissettiğiniz için biraz sanki bilinçaltı alanında kendinizi güvende hissetmeniz için destekler alabilirsiniz ya da görmediğiniz, bilmediğiniz manevi anlamda ya da gizli desteklerin, yardımların bu süreçte gelebildiği bir dönemdesiniz aslında. Bunu hissedebilirsiniz. Ve bu tesirler altında 15 Kasım'da 23 derece Akrep burcunda çok güçlü bir yeni ay doğuyor. 2020'nin en güzel yeni aylarından biri. Hem Mars ve Merkür ileri harekette, hem birçok gezegen ileri harekette, hem bu yeni ay 23 derece Akrep burcunda Oğlak burcundaki aynı derecelerdeki Jüpiter ve Plüto'dan çok güzel bir destek açısı alıyor. Güçlü bir yeni ay. Sizin de haritanızın en tepesinde geleceğe dair hedefleriniz, planlarınız, programlarınız, kariyer, iş konuları, toplumdaki statünüz bunları işaret ediyor. Ve buralarda bazı adımlar atmak adına, başlangıçlar yapmak adına da çok destekleyici bir yeni ay. Başarılı olabileceğiniz süreçleri hayata geçirebilir. Başarı elde edebilirsiniz. Güçlü kariyer dönüşümleri, yeni iş başlangıçları olabilir. Kendi işinizi de kurabilirsiniz. Veya süre gelen işlerinizin güçlendiği, maddi manevi bazı destekler aldığınız bir süreç olabilir. Yer değişimleri de olabilir bu anlamda. Belki işinizle bağlantılı, kariyerinizle bağlantılı. Sevgili kovalar, aile konuları da devrede. Tabii ki kariyer sadece işle, meslekle ilgili olmuyor. Hani ailemiz de bizim kariyerimiz de önemlidir. Evliliğimiz de önemlidir. Ailemiz, annemiz, babamız, ebeveynlerimizle ilgili konular. Bu yeni ay
ebeveynlerinizle ilgili ilişkilerinizin de güçlendiği bir dönem aslında. Ya da ebeveynlerinizle ilgili eğer son birkaç aydır bazı kaygılarınız, endişeleriniz olduysa, bu yeni ay ebeveynlerinizin hayatında bir düzen olacağını, onların belki daha güvende olacaklarını işaret ediyor ve sizin onlarla ilgili konularda da kendinizi daha huzurlu hissedebileceğinizi, ilişkilerinizin de daha güçlü, daha dengeli olabileceğinin işaretçisi. Özellikle kişisel doğum haritanızı lütfen bakınız. Güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa, o zaman bu yeni aydan çok güçlü tesirler alıyorsunuz. Olumlu tesirler alıyorsunuz genel itibariyle. Haritalarınızda, bireysel haritalarınızda eğer su ve toprak burçlarında da böyle güzel gezegenleriniz varsa, hani iyicil etki dediğimiz Venüs gibi, Jüpiter gibi, işte Ay olabilir, Merkür olabilir ve bunlar 23 derecelere yakınsa, bu tesirler katlanarak artar. Yani daha güçlü, daha olumlu, daha destekleyici etkiler altında olacağınızı yeni ay ile beraber söyleyebiliriz. 15 Kasım'da doğacak yeni ay, ay sonuna kadar yavaş yavaş ışığını büyütecek ve etkileri de hayatımıza yavaş yavaş dahil olacak. 21 Kasım'da Güneş artık Yay burcunu aydınlatmaya başlıyor. Ve sizin için yine güzel bir açıda 11. evinizde sosyal alanları hareketlendirecek yeni umutlar anlamına geliyor, yeni hedefler anlamına geliyor. Zaten zihniniz çok hızlı çalışıyor Mars sayesinde. Fikirler üretiyorsunuz ve 21'inden sonra Güneş'in de Yay burcuna geçişi daha vizyoner olacağınızı, daha fazla büyük hedeflere odaklanabileceğinizin de işaretçisi olacak aslında. Venüs ay boyunca büyük oranda Terazi burcunda size yine maddi manevi destekler verecek. Aşk hayatınızda da güzel, keyifli tesirler verecek bu süreç içerisinde. 21'inden itibaren ise direkt kariyer hayatınızı olumlu bir şekilde desteklemeye başlayacak. Ve tabii ki ay düğümleri de ikizler ve yay aksında. Güneş'in yaya geçmesiyle beraber aslında yılın 2020'nin ikinci tutulma döngüsü de başlıyor. Ve ayın ışığı yavaş yavaş büyüyerek ay sonunda 30 Kasım'da 8 derece ikizler burcunda dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. 2020'nin son ay tutulması bu. Sizin için aslında güzel bir açıda. Hava elementi bir burçta, ikizlerde ve sizin haritanızın 5. evinizde ay tutulması dönüşümler, farkındalıklar, tamamlanmalar anlamına gelir ve daha kaderseldir, daha uzun süreli tesirlerdir. Ve ikizler tutulması kuzey düğüm yönünde olduğu için daha destekleyici ve daha geliştirici bir tutulma aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 8 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bireysel tesirleriniz artacaktır. Daha kadersel olacaktır diyebiliriz. Evet, bu tutulma çocuk sahibi olmak, hamilelik, doğum gibi konuları tetikleyebilir. Aşk hayatınızda çok güçlü etkiler getirebilir. Bir anda aşık olabilirsiniz. Ya da bir ilişkiniz var, bir anda güçlenebilir, yön değiştirebilir. Çocuklarınızla, var olan çocuklarınızla ilgili belki yeni kararlar vereceksiniz. Çocuklarınızın hayatında önemli değişimler, gelişmeler olacak. Kendi yaratıcılığınızla ilgili, kişisel girişimlerinizle ilgili yeni hedefler belirleyeceksiniz. Yeni kapılar açılacak. Bu tutulma maddi kazançlar, ticari girişimler, kişisel yetenek ve becerileriniz adına da çok verimli bir tutulma aslında. Çok destekleyici bir tutulma. İkizler yay tutulmaları 2021'in sonlarına kadar devam edecek. Ve bu dönem aslında tüm bu konularda, bu bahsettiğimiz konularda daha uzun vadeli, daha kadersel bazı tesirleri de hayatımıza taşıyacak. İşte bu tutulma bunları tetikleyebilecek önemli bir aşama aslında. Önemli bir kapıyı açacak gibi görünüyor. Ve yıl sonuna kadar önümüzdeki bir ayda bu tesirleri hayatımızda hissedebiliriz sevgili kovalar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.